Stres günümüzde 7'den 70'e birçok bireyin karşı karşıya olduğu bir sorundur. Ancak belli başlı bazı kesimler strese daha yoğun olarak maruz kalmaktadırlar. Peki bu özel stresli durumlar nelerdir? Çalışan kadınların ayrımcılık ve iş aile dengesi nedeniyle yaşayacağı stres, anne adaylarının hamilelikte yaşadığı stres, Psikolojik şiddet mağdurları, sınava girecek öğrencilerin yaşadığı stres, evliliğin özellikle başlarında yaşanan stres ve ailede özel bakıma muhtaç birinin varlığı özel stresli durumlar arasında yer almaktadır. Bu programı izledikten sonra stres kavramını anlatabilecek, özel stresli durumlar nelerdir sorularını yanıtlayabileceksiniz. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Hamilelikte stres, çalışan kadınlarda stres, Psikolojik şiddet, sınav stresi, evlilikte stres ve ailede özel gereksinimli birey olmasıdır. Genelde stres kaynakları kişilik özellikleri, yaşanılan ortam ve çalışılan ortam kaynaklıdır. Bunun yanı sıra bazı durumlar vardır ki stres açısından özel olarak ele alınmalıdır. Hamilelik dönemi, fizyolojik ve psikolojik değişimlerin birlikte yaşandığı önemli bir dönemdir. Hamilelik süreci ve çocuk sahibi olmak genel anlamda anneler için neşeli ve heyecan verici bir dönemdir. Anne bir yandan kendi yaşamını devam ettirirken bir yandan da yeni bir canlının büyümesi, gelişmesi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği olumlu stres bekleme süresinin uzunluğundan etkilenmekte, bunun yanı sıra geçirdiği dönemin özellikleri vücudunda meydana gelen hormonsal ve bedensel değişikliklerin duygu durumunda meydana getirdiği değişiklikler annede olumsuz strese zemin hazırlamaktadır. Sanayi devriminden bu yana kadınlar iş hayatı içinde yer almaktadır. Kadının çalışma ortamına girmesiyle toplum tarafından kadına biçilmiş çocuk doğurmak, çocuk bakmak, ev işleri gibi asli vazifelerin yanına bir yenisi daha eklemlenmiştir. Eğitim, kariyer, çalışma hayatı dünyasında erkeklere nazaran daha fazla sorunlarla karşılaşan kadınlar için bunlar stres kaynağı iken, ev işlerinin aksamaması, çocukların eşin ihtiyaçları kadınların stresinin artmasına neden olmaktadır. Bir diğer stres kaynağı psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet bir kişi ya da grup tarafından bir kişiye sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlak dışı bir şekilde uygulanan psikolojik terördür. Psikolojik şiddet günümüzde günlük yaşantıdan çok çalışma ortamındaki baskı Taciz, sindirme durumlarında kullanılan bir terim olma özelliğini kazanmıştır. Haksız suçlama, küçük düşürme, tacizler, duygusal eziyet uygulanarak kişiyi sindirerek ve korkutarak kişiyi kontrol altına almak ya da iş yerinden ayrılmasını sağlamak amacıyla sistemli bir şekilde uygulanan kötü niyetli eylemlerdir. Psikolojik şiddet eğitim düzeyi yükseldikçe daha ince ve fark edilmesi güç bir şekilde uygulanmaktadır. Lehman çalışmasında psikolojik şiddet unsurlarını 5 ana başlık altında toplamaktadır. Kişinin uygun iletişimde bulunması üzerinde etkili faktörler, kişinin sosyal temaslarda bulunması üzerinde etkili faktörler, kişinin kişisel itibarı üzerinde etkili faktörler, kişinin mesleki konumu üzerinde etkili faktörler, kişinin fiziksel sağlığı üzerindeki etkili faktörler. Sınav stresi, sınava giren kişinin beklentilerinin yarattığı bir durumdur. Gelecek kaygısı ile birlikte, hedefi olan, hedefine ulaşmaya çalışan kişilerin sınav öncesi dönemde stres yaşaması doğaldır. Aslında bu stres, olumlu bir stres olup kişide isteklendirmeye neden olur ve performansını arttırır. Kişinin zihninin sürekli sınavla meşgul olması, sınavla ilgili aşırı endişe taşıma ve kendine güvensizlik sonucu olası başarısızlığın sonuçlarının düşünülmesi kişide gerginliğe ve korkuya neden olacaktır ki bu durum sınav yaklaştıkça daha da artacaktır. Evlilikte olumsuz stresi ortaya çıkaran nedenlerin başında Evlilik öncesindeki beklentilerin karşılanmaması gelmektedir. Beklenti düzeyi çok yüksek eşler evlilik sonrasında eşinin davranışlarını olduğu gibi kabul etmeyebilirler. Ortak noktanın bulunması yerine eşlerin birbirinin üzerinde baskı yaratmaya çalışması, diğerinin davranışlarını değiştirmeye çalışması aile ortamında stresin artmasına neden olur. Özel gereksinimli bireyler, özürlü, sakat veya engelli olarak tanımlanan bireylerdir. Dünya Sağlık Örgütü özürlülüğü fonksiyonel bir hasar, sakatlığı normal aktivitelerde kısıtlılık, engelliliği ise akranlarına göre bireyin bedeninde veya fonksiyonlarında ortaya çıkan eksiklik, kayıp olarak tanımlamakta ve sosyal dezavantaj olarak kabul etmektedir. Aile içinde Özel gereksinimli birey varlığında ortaya çıkacak stres nedenleri arasında ailenin kurduğu hayallerin yıkılması da streslere neden olmaktadır. Bu programda hamilelik dönemi, çalışan kadınlar ya da psikolojik şiddet gibi konuların stres açısından özel olarak ele alınması gereken konular olduğunu öğrendik. Ayrıca özel stresli durumlar nelerdir? sorusuna yanıt aradık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Çatışma ve Stres Yönetimi 2 ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır. <laughs>